Milas Belediyesi Evlendirme ve Etkinlik Salonu'nda gençlik konseri düzenlendi. Sahne alan gruplara gençlerin ilgisi oldukça yoğundu. Milas Belediyesi Evlendirme ve Etkinlik Salonu'nda gençlik konseri düzenlendi. 18 grubun sahne aldığı konserlere katılım oldukça yoğundu. Bugün sahneye kaç tane öğrenciniz çıkacak? Şimdi bütün Milas'ın gençleri olarak sanıyorum toplam totalde 100'den fazla 100-150 tane öğrenci çıkacak. Ama bundan içeri mezun olanlar, meslek sahibi olanlar ve artı halen üniversitede okuyanlar, liselerde, çeşitli liselerde okuyanlar, bütün hepsi Milas'ımızın gençleri. Misafir öğrencilerimiz de var. Suriye'den ve de çeşitli ülkelerden de öğrencilerimiz katılacaklar. Hocam 100 tane öğrencim çıkacak dediniz. Dile kolay. Neler hissediyorsunuz? Vallahi çok mutluyum. Bu 31. yıl geleneksel gençlik konserimiz. Bunu biz Milas Sanatçılar Derneği ile yapıyoruz. Ve Milas Sanatçılar Derneği bünyesinde geleneksel her Şubat tatilinde bu gençlik konserimiz yapılmakta. İlki mi düzenleniyor yoksa daha önce düzenlendi mi? Tabii ki 31. yıl bu sene. Yani bir çeyrek asırı geçti. Aynı zamanda bugün yine bir şeye de değinmek istiyorum. Bir Karan bebeğimiz var Milas'ımızda, Selimiye'den. Bu gecemizde onun için de bir etkinlik yapmak istedik. Öğrenciler, gönüllü öğrencilerimizle bir Karan bebek kumbaramız var. Bunu da öğrencilerimiz dolaştıracaklar. Karınca kaderince işte öğrenci harçlıklarıyla Karan bebeğimize ve valilikten izinli ve de SMA'lı bir bebeğimiz inşallah onu hep top yükün kurtaracağız. Onun için de çok mutluyum ayrıca. Bugünkü gençlik konserinde ilk önce açılışımızı yapacak olan Alp Döker'in babasıyım. Alp Döker şu anda 6,5 yaşında. Ve birinci sınıfa gidiyor. Evet, 7 yaşında. Birinci sınıfa gidiyor Doktor Mete İlkokulu'nda. 2-2,5 yaşındayken vurmalı çalgılara, enstrümanlara karşı bir ilgisi olduğunu hissettik. Ve müzik öğretmenimiz Ali Çakır, bizim Milas Yörük Türkmen Kültür Derneğimizin de koro şefidir. Bununla paylaştım, hocamızla paylaştım ve birkaç hocamızla paylaştım. Kurslarına katılıyoruz. Bugün de yaşı küçük olmasına rağmen bugünkü gençlik konserinde açılışımızı yapacak. Geçen sene de katılmıştı. Sağ olsun bu konuda Ali hocamız bizlere öncülük yapıyor. Ve TV 48'e de bugün burada olduğu için ayrıca teşekkür etmek isterim.